Kıymetli basın mensupları, Zafer Partisi'nin haftalık basın değerlendirmesi, son haftayı ele alacağı değerlendirmesi için kıymetli Türk kamuoyunun huzurundayız sizler aracılığıyla. Zafer Partisi bilindiği gibi kurulduğu tarihten bu yana, ki bu çok uzun bir tarih değil, öncelikli ele aldığı konular arasında sınır güvenliği de vardır ve bunu devletin, Türk devletinin Türk vatandaşlarına öğretmiş olduğu slogan haliyle söyleye gelmiştir. Hudut namustur diye ortaya çıkmıştır. Nitekim Zafer Partili gençler yahut bu düşünceye, siyasi düşünceye kendini yakın hisseden gençlerin bu hudut namustur sözünü sloganlaştırarak pankartlar halinde sokaklara, caddelere asması sonucu ne yazık ki AK Parti hükümetinin polis ve adliye marifeti eliyle bu gençleri mağdur ettiği, zora soktuğunu da yaşadık. Ancak birilerinin, sokaktaki gençlerin hükümete hudutun namus olduğunu hatırlatması gerekiyordu. Zira özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kara sınırlarımız adeta açık kapı politikası benimsenmişçesine bilinçli bir politikayla denetimsiz hale getirilmişti. Ve ipini koparan hemen her milletten kaçak ve sığınmacının yol geçen hanı yaptığı bu hudutlardan ülkemize bugün sayısı toplamda 13 milyon yekunu bulan bir nüfus yüküyle Türkiye'mizi karşı karşıya bıraktı. Fakat şimdi geldiğimiz bu aşamada görüyoruz ki hükümete sadece hudut namustur sözünü hatırlatmak değil, beraberinde hudut kapıları da namustur diye hatırlatmak gerekecek. Çünkü özellikle son haftanın ele alınan tartışmalarından biri de Almanya merkezli yapılan açıklamayla bizim AK Parti hükümet merkezli yapılan açıklamaların birbirleriyle çelişmesi, tezata düşmesiydi. Çünkü görülen o ki şimdi de Almanya merkez olmak üzere Avrupa Birliği coğrafyasındaki mültecilik girişiminde bulunan AB coğrafyasına sızmayı becerebilmiş olan kaçakların Türkiye'ye uçaklarla, karayoluyla yahut deniz yoluyla gönderilmesi söz konusu. Hoş Ottawa Sözleşmesi ve Geri Kabul Anlaşması'yla hükümetin AB coğrafyasına sızmış olan sığınmacıları, kaçakları geri alacağı aşikardı. Fakat hükümet son zamanlarda adeta bunu fiiliyattan geri çekmiş vaziyetteydi. De facto durumda uygulanıyor değildi diye iç kamuoyunu rahatlatmaya dönük yalan açıklamaları vardı. Bunu en son Alman hükümetinin açıklamasıyla görüyoruz ki hayır, tabiyeti ne olursa olsun ister Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı kökenli yahut başka bir ülkenin yurttaşı olsun, Almanya'daki kaçak ve sığınmacıların Türkiye'ye gönderiliyor olması şimdi çıplak bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Öyleyse tekrar hatırlatmak istiyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hudut kapıları da elini kolunu sallayanın istediği gibi içeriye girebileceği yerler değildir. Fakat hudut kapılarından ve kara sınırlarımızdan başka ne yazık ki 22 yıllık AKP hükümetinin yönettiği Türkiye'nin gelmiş olduğu aşamada biz kıyı şeridimizi, sahillerimizi, deniz güvenliğimizi de sağlayamaz hale gelmişiz. Çünkü en son yaşadığımız örnekte kamuoyunun da bildiği gibi Yunan sahil güvenlik güçleri yani kolluk kuvvetleri Türk karasularına sızmakla kalmamış, ana karaya, adalara bile değil, ana karaya, sahile kadar çıkmış ve taşınabilir malları, gayrimenkulleri, bunlardan biri bot, el koymuş yahut gasp etmiş ve kendi ülkesine geri götürmüştür. Yunan kuvvet mensupları bütün bu işgali, bütün bu ihlali yaparken hiçbir engelle karşılaşmamıştır. Yani sahillerimiz de yol geçen hanına dönmüştür. Şimdi bugüne değin AK Parti hükümetinin bu hususa ilişkin kamuoyunu bilgilendirici hiçbir açıklama yapmamış olması bir yana. Mütekabiliyet esasına göre en azından bir karşılık vermesi gerekirdi. Ki biz Türk milliyetçilerine göre misliyle mukabele etmesi gerekirdi. Bu da yapılmamıştır. Fakat kamuoyunu açıklayıcı bir bilgi de verilmemiştir. Sadece İçişleri Bakanı'nın kendi mevkidaşı olan Yunan İçişleri Bakanı'yla bir telefon görüşmesi yaptığından söz edilmektedir. Fakat el konan, gasp edilen deniz taşıtının akıbetinin ne olduğu bilinmemektedir. Şimdi bu işin üzücü bir yanı iken bir diğer üzücü yanı sokaktaki insanın yani kamuoyunun bu duruma aşırı tepki vermemesi yahut kendi gündemine almamış olması.
Çünkü biliyoruz ki ne yazık ki açlıkla terbiye edilen Türk toplumu öylesine duyarsız hale gelmiş ki birincil öncelikli meselesi ihtiyaçlar skalasındaki en önceliği artık güvenlik de değil, açlık, yani karnını doyurabilmek haline gelmiştir. Güvenliğini bile artık göz ardı eder vaziyete gelmiştir. Şimdi halkı açlıkla terbiye ettikten sonra 13 milyonluk kaçak, düzensiz göç nüfusunu da bu halk kendine dert edinmez. Bizim gibi bu işin sorununu taşıyan yurttaşlar ve onun siyasal kurumu olan Zafer Partisi gibi partiler bunu mesele edinir, dert edinir ve halkı bilinçlendirmeye çalışır. Ancak bir şeyi hem halkın hem de AK Parti hükümetinin ve diğer partilerin dikkatine sunmak istiyorum değerli arkadaşlar. Bunlardan yaşanmış bir olayla başlamak istiyorum. Yıl 1987. Dünya iki kutuplu, Varşova Paktı, NATO Paktı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ekonomik gücünden ziyade askeri gücüyle NATO Paktı'nın karşısına dikilebilmiş, direnebilmiş ve müttefiklerini o askeri gücü sayesinde kendi etrafında tutabilen bir kuvvet iken, işte bu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bütün o askeri kabiliyetinin, gücünün aslında boş bir balon olduğu, küçük bir motorlu uçakla, Cessna tipi bir uçakla 18 yaşındaki bir Alman gencinin Finlandiya'dan yaptığı bir uçuşla ayan beyan açık edildi. Finlandiya'dan havalanan bu Alman genç, Matyus Rus isimli bu Alman genç, bütün Sovyet hava savunma sistemini delerek, hepsinin gözetiminden kaçarak Kızıl Meydan'ın yakınlarına kadar gelip yere inebilmiştir. Bütün dünya şok halindeydi ve Sovyet askeri yapısı da görevler almalarla bu işin bedelini ödedi. Tarih 1987'ydi ve bunun üzerinden 2 yıl geçtikten sonra, 1989 yılında yaklaşık 2 yıl sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ömrünü tamamladığını ilan etmişti. Misliyle mukabele bekliyoruz. Mütekabiliyet esasına göre bir karşılık verilmesini bekliyoruz. Hâlâ mı cevap verilmemiştir? Üzerinin örtülmesini sağlayamayacaksınız. Zafer Partisi bu konuyu gündemde tutacaktır. Yunan'a karşı gösterdiğiniz bu anlayışlı tavrı yurt içinde kendi yurttaşlarınızdan oluşan muhalif kesimlere karşı göstermiyorsunuz. Türk yurttaşlarının muhalif kesimine göstermediğiniz bu anlayışı ne yazık ki Yunan'a karşı gösteriyorsunuz. Dilerim ki bu hafta yapacağınız haftalık basın değerlendirmesinde, basın toplantısında ama grup konuşmasında bu konuyu ele alırsınız. Yahut AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik bu konuyu ele alır ve işler. Avrupa Birliği'nden yine devam edelim değerli basın mensupları. Avrupa Birliği'ne ilişkin hükümetin 22 yıllık politikası malumunuz tam üyelikten şimdiki gelmiş olduğumuz aşama, seyahat için vizenin bile verilmediği bir aşamaya gelindi. Oysa bize vizesiz seyahat, serbest dolaşım vaatleri verilmişti. Ta Ahmet Davutoğlu'nun, AK Partili Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemlerde bu vaatler verilmişti. Fakat bundan hiçbiri gerçekleşmedi. Hoş, bu yalanı Türk kamuoyuna söyleyen sadece AK Parti ve onun bakanları değildi. Onun evvelinde aynı yalanları Doğru Yol Partisi ve Başbakan Tansu Çiller, o partinin genel başkanı ve yine Anavatan Partisi ve onun genel başkanı Mesut Yılmaz da bu yalanları Türk kamuoyuna sunmuşlardı. Hatırlayınız, Tansu Çiller Başbakanlığında Ankara'da güpegündüz, gün ışığında havai fişekler atılıp Avrupa Birliği'ne katılışımız kutlanmıştı. Sonrasında AK Parti hükümeti geldiğinde AK Partili Belediye Başkanı Melih Gökçek, hani şu mizah unsuru olan Melih Gökçek, Kızılay Meydanı'na sayaç koydurmuştu, takvim koydurmuştu, saat koydurmuştu. AB'ye katılma şu kadar gün kaldı diye. Şimdi o sayaç, o takvim ve o saat yerinde yok. Bu yalan söyleme, AB'ye katılıma ilişkin bu yalan söyleme politikasını şimdi yeni bir siyasinin, taze bir genel başkanın devraldığını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel yapmış olduğu açıklamada Türkiye için 10 yıl sonra Avrupa Birliği'ne katılacak diye bir
kehanette bulunmuş bu keramet sahibi Sayın Genel Başkan. 10 yıl sonra Türkiye Avrupa Birliği'ne katılacakmış. Sayın Özel'e tavsiyemiz lütfen Türk halkına yalan söylemekten ve Türk halkını Avrupa Birliği'ne Türkiye katılacakmış gibi oyalamaktan vazgeçmesidir. Çünkü bu gerçekleşmeyecek olan bir yalandır. Ne Türkiye Avrupa Birliği'ne katılacaktır, ne Avrupa Birliği Türkiye'yi kendi bünyesine alacaktır. Çünkü aslında şu gerçek biliniyor ki Türkiye Avrupa Birliği'ne katılmayacağı halde katılacakmış gibi yapıyor. Avrupa Birliği de Türkiye'yi almayacağı halde alacakmış gibi yapıyor. Bizimkisi böyle bir ilişki ama Özgür Özel'in siyaseten hizalandığı yer Anavatan Partisi Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Turgut Özal ve Adalet ve Kalkınma Partisi Mesut Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan. Siyasi yalanlarının takipçisi olarak, mirasçısı olarak siyaseten bunların yanında hizalanmış vaziyette. Oysa pekala biliyoruz ki bu entegrasyoncu politikalarıyla bu hükümet değişse bile, yerine ana muhalefet partisi gelecek olsa bile, eğer Türkiye'nin içinde barındırmış olduğu 13 milyonluk bu yasa dışı kaçak nüfus halen burada barınıyorsa, Türkiye'ye değil Avrupa'ya katılma, vizeli seyahat bile vermezler. Vizeli seyahat hakkı bile vermezler ki şu gün yaşamakta olduğumuz durum budur. Şimdiye kadar hiç değilse vize alıp seyahat edebiliyorduk. Artık bırakın vize vermeyi, vize için randevu bile vermiyorlar. Bu kadar kaçağı barındırırken Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılacak olması bir yalandan ibarettir. CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e tavsiyem bu hususta, yani Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri hususunda Zafer Partisi'nin gerçekçi politikaları vardır. Bu politikaları biz Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkelerin bazı siyasileriyle paylaştığımızda bunu memnuniyetle karşılıyorlar, gerçekçi karşılıyorlar, uygulanabilir karşılıyorlar. Sayın Özgür Özel, Zafer Partisi'nin Avrupa Birliği Türkiye politikaları nasıl olmalıdır hususunda raporlaştırdığımız görüşleri okumalı ve dinlemeli. Bu konuda eğer bizden bir randevusu yahut dokümanter bir talebi olursa bilgilendirmekte memnuniyet duyarız. Değerli basın mensupları, yaklaşık 4 hafta önce eğitim, öğretim yılı başlarken bir basın toplantısıyla meseleleri ele almıştık. Eğitimin, okulların ve öğrencilerin meselelerini ele almıştık. Bunlar arasında öğrencilerimizin ne yazık ki protein yoksunu, yetersiz beslenmesi başlangıçta en büyük meseleydi ve hiç değilse en azından talebelerimize günde bir öğün yemek verebilmeliyiz diye konuşmuştuk. Yani 13 milyon sığınmacıya birçok ayrıcalık, birçok tolerans tanınırken vergisizlik, vergi muafiyeti, sosyal hizmetler, ücretsiz bakım gibi birçok hizmet verilebiliyorken kendi yurttaşlarımıza, kendi geleceğimiz olan öğrencilerimize, çocuklarımıza hiç değilse günde okulda bir öğün yemek verilebilmelidir diye bir tavsiyede bulunmuştuk. Ayrıca okul kantinlerindeki yiyecek içeceklerin fiyatının pahalılığından söz etmiştik ve öğretmen kadrosunun yetersizliğinden, öğretmen kalitesinin düşük ücretli maaşlı öğretmenlere yönelindiği için öğretmen kalitesinin de ne yazık ki düşüklüğünden söz etmiştik. Bunlar bir yana, fakat henüz daha eğitim öğretim yılının birinci ayı dolmadan ne yazık ki hiç hesapta olmayan bir meseleyle karşı karşıyayız. Türkiye son iki haftadır bunu konuşuyor. Okullarımızdaki temizlik ve hijyen meselesi. Ne yazık ki tasarruf tedbirleri uygulayan fakat itibardan tasarruf olmaz diyen AK Parti hükümeti eğitimden tasarruf, sağlıktan tasarruf yapabiliyor. Oysa doğrusu şudur ki eğitimden ve sağlıktan tasarruf olmaz. Fakat eğitimden tasarruf yapan AK Parti Milli Eğitim Bakanlığı okullarımızdaki müstahdem kadrolarını lağv etmiş, azaltmış, eksiltmiş, okulları temizlik yapılamaz hale getirmiş. Şimdi bunun sonucunda velilerden ve hatta öğretmenlerden gelen şikayetler sonucu yörelerinde bazı belediyeler meseleye el atmak istemiş. Fakat AK Parti hükümeti kendinden olmayan başka partilerde olan belediyelere siyaseten prim yaptırır, seçmen nezdinde puan kazandırır diye buna da engel olma yoluna gitmiştir. Lütfen bu kötülüğü yapmasınlar.
Çünkü hijyene, temizliğe ilişkin bu sorun ortadayken, yani okullarımızda küçücük çocuklar zaten kendi öz bakımlarını yapamaz haldeyken, bir de müstahkem yoksulluğundan dolayı ortada yaşanan bu hijyensizlik çok uzak olmayan, haftalar sonra çok uzak olmayan bir tarihte bir salgın hastalık riski yaratabilir. Yani problem daha da büyüyebilir. Sadece bütçe ve mali açısından baktığınız için hadi size de oradan ışık tutalım. Kendi kamu maliyenize fazladan yük bindirecektir. Çocukların sağlığı bir yana hastane yükü bindirecektir. O yüzden lütfen itibardan tasarruf edilmez diye gösterdiğiniz hassasiyet yanında asıl hassasiyeti eğitimden ve sağlıktan tasarruf edilmez diye göstermeniz lazımdır. Değindiğimiz bir diğer husus okul çevresinde yuvalanmış olan suç örgütleri, suç çetelerine ilişkindi. Bu hoş son 22 yıllık AKP hükümet döneminin bir meselesi değildir. Burada gerçekçi yaklaşalım. Ancak önceki yıllarda sadece büyük şehirlerin bazı semtlerinde olan bu sorun şimdi Türkiye'nin birçok bölgesine yayılmış vaziyette. Özellikle sentetik uyuşturucu gençlerimizi, çocuklarımızı ele geçirmiş. Bu da ülkemizin, yarınlarımızın zehirlenmesi demektir. Gençlerimizin zehirlenmesi, çocuklarımızın zehirlenmesi, geleceğimizin, yarınlarımızın zehirlenmesi demektir. Sentetik uyuşturucu hem imalatı kolay, hem edinilmesi, fiyatı düşük olduğu için edinilmesi kolay, hem de erişilmesi, ulaşılması kolay olduğundan ötürü ne yazık ki okul çevrelerine kadar yaygınlaşmakla birlikte kullanımı, uyuşturucu kullanımı 13 yaşa kadar inmiş durumdadır. Acilen tedbir alınması lazımdır. Tarihte Çin'in yaşamış olduğu belayı Türkiye yaşıyor. Bunu Türkiye'ye, Türk gençliğine ve Türkiye'nin yarınına karşı açılmış bir savaş olarak görmeli. Böyle ele almalıyız. Suç örgütleri. Sadece uyuşturucu batağına düşürülen gençlerimiz değil. Beraberinde suç örgütlerinin ağına, eline düşürülen kolay para vaadiyle suça bulaştırılan gençlerimiz de yine yitik değerlerimizdir. Burada en öne çıkan uygulamalardan bir tanesi sanal kumardır. Özellikle internet üzerinde oynanan sanal bahis ve sanal kumardır, sanal kazinolardır. Buna ilişkin bu sadece Türkiye'nin meselesi değildir. Birçok ülke bununla uğraşmaktadır. Fakat hükümetimizin buna dönük olarak atmış olduğu hiçbir adım yoktur. Kaç gencimizi kurtarabilirsek buna kazanç gözüyle bakmalıyız ve bir an önce bu meseleyi ele almalıyız. Öyleyse buradan hareketle özellikle emniyet teşkilatımızın kadrosunun sayısının artırılması lazımdır. Ve burada da hassasiyetle narkotik şubenin personel sayısının artırılması lazımdır. Halen daha istekler geliyor bize. Çocuklar tedavi olmak istiyor. Ailesine söylüyor, ailelere çocuklarını tedavi ettirmek istiyor. Fakat uyuşturucuyla, madde bağımlılığıyla mücadele merkezlerindeki yatak kapasitesi ve doktor kapasitesi yeterli değil. Bu kapasitelerin artırılması lazım. Ayrıca beraberinde amatör merkezlerinin sayısının da artırılması lazım. Zafer Partisi olarak şu an sokaktaki seçmenin kafasında evet Türkiye'nin %80'inin de, halkın %80'inin de kaçak nüfus, yasa dışı kaçak nüfus öncelikli sorunlarımızdan biridir demesini sağlayan Zafer Partisi nasıl ki bu konuyu sürekli işlediyse, göz ardı edilen, diğerleri tarafından üstü örtülen, ele alınmak istenmeyen, siyaseten getirisi olmayacak diye ele alınmak istemeyen bu göçmen politikasına, kaçak politikasına nasıl eğildiyse Zafer Partisi, aynı şekilde suç örgütleri, uyuşturucu maddeyle mücadele, suç örgütleriyle mücadele ve sanal kumar ile mücadelede Zafer Partisi kesintisiz bir çalışmanın, propagandanın ve mücadelenin içerisine girme kararını geçen hafta yapılan Başkanlık Divanı toplantısında aldı. Bununla ilgili her türlü çalışmayı, bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi yapacağız. Bunu toplumun her kesimiyle birlikte yapacağımız gibi her kurum ve kuruluşla birlikte ne çözümleri üretebiliriz, bir gencimizi bile olsa nasıl kurtarabiliriz diye bu çalışmayı el ele vererek birlikte yapacağız. Diğer yanıyla hatırlayacaksınız,
Fener Rum Patrikliği'nin başpapazı Sayın Bartolomeos'un katılmış olduğu uluslararası bir toplantı vardı. Bizden hırsızlama bir şekilde gözden kaçırılarak yapılmak istenen bir toplantıydı ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümetinin Dışişleri Bakanı da o toplantıdaydı. Ve doğal olarak biz muhalefet olarak sorduk. Türkiye'deki bir dini cemaatin liderinin uluslararası bu diplomatik toplantıda ne işi var diye sorduk. Gelen baskı üzerine o toplantıdaki katılımı, toplantı bittikten günler sonra o toplantıdaki katılımının geri çekildiği konuşuldu. İşte tam o zaman burada yaptığımız basın toplantısında henüz bunların hiçbir gündemde yokken Sayın Genel Başkan'la yaptığımız çalışmada elde ettiğimiz bilgi şuydu. Bu faaliyet değerli arkadaşlar aslında Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılışına ilişkin başlatılmış olan bir girişimin ilk büyük hamlesiydi. Başpapaz Bartolomeo'nun bu toplantıya katılmış olması. Ukrayna'ya destek veren, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Ukrayna'ya destek veren bir toplantıydı bu, hatırlayacaksınız. Ve o zaman sormuştuk. Şimdi de Hristiyanlık dünyasındaki mezheplerin, mezhep çatışmalarının mı arasına girip orada mı taraf oluyoruz diye. Oysa biz laik Türkiye Cumhuriyeti'ni, bırakın mezhep çatışmaları, din kamplaşmalarının, dini kamplaşmaların bile dışında tutmaya çalışan bir siyasi geleneği kurucu liderden devralmış olarak bu siyasetin devam ettirilmesinden yanayken, dini siyasetin, dini kamplaşmanın da ötesinde mezhep kimliği üzerinde siyasetin içerisinde Türkiye'yi sokan ne yazık ki bir AK Parti hükümetiyle, çünkü fundamentalist kökenleri olan bir siyasi partiyi böyle bir hükümetle karşı karşıyayız. İşte bunun getirmiş olduğu sürecin sonunda muhatapların, tarafların yaptığı açıklamadan anlıyoruz ki evet deniyor. Şu an için Sayın Cumhurbaşkanı bunu açıkça belirtmediği, itiraf etmediği halde muhataplara diyor ki evet, bize Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasının sözü verilmiştir. Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları eğitimsiz kalmasın demeyiz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayan ilkeler, Osmanlı Cihan Devleti'nin yıkılışına sebep olan arızalardan çıkartılan derslerle sağlanmıştır. İşte o sakıncaları giderici tedbirler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşun temeline ilkeler olarak yerleştirilmiştir. Bunlardan biri de eğitimde birlik yasasıdır. Tevhidi tedrisat yasasıdır. Hangi dinden ve veya hangi mezhepten olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları eğer bir eğitim alacaksa, bu dini eğitimde olacaksa şayet, tevhidi tedrisat kanununa uygun olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğu halde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarını tanımadan bağlantısız, bağımsız bir eğitim kurumu açmayı, işletmeyi heves eden, iddia eden bir cemaate karşı anlayışlı davranmamız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğinden taviz vermemiz anlamına gelir. Hiçbir cemaat, hiçbir dini yapı, hiçbir etnik yapı Türk Devleti'ne böyle bir dayatmada bulunamaz. Bunu kabul etmiyoruz. Ve Fatih Kaymakamlığı'na bağlı olan Fener Rum Patrikhanesi'ndeki Sayın Başpapaz Bartolomeo'ya seslenişimiz, lütfen yurttaşı olduğu ve bazı toplantılarda da muhatabına gururla ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım ve Türk'üm diyen Bartolomeo'nun Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına karşı saygılı olmasını bekliyoruz. Aralarındaki başka milletlerin nüfuslarından oluşan aynı mezhebe mensup cemaatlerle aralarındaki iktidar mücadelesine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni karıştırmasınlar. Aynı şekilde anayasayla oynamaya devam eden Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin saray ayağı kendi tasavvurlarındaki anayasa değişikliğine ilişkin olarak başka şeyler söylerken, aynı AKP'nin parti ayağı, hükümet ayağı daha farklı şeyler söylemektedir. Oysa gerçek şudur. Bir kere daha her basın toplantısında ifade ettiğimiz gibi bir kere daha söylüyoruz. Halkın, sokaktaki insanın anayasa değişikliği diye bir ihtiyacı yoktur. Böyle bir önceliği yoktur. Hayat pahalılığı diye şikayeti vardır. Geçimsizlik diye şikayeti vardır. Karnını doyuramamak diye şikayeti vardır. Çocuğuna ve kendisine veya iş bulamamak diye şikayetleri vardır. Öncelikli çözümlemesi gereken sorun budur.
Anayasanın hangi maddesini değiştirirseniz bu öncelikli sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır da anayasa değişikliğini birinci sorun olarak Türk toplumunun önüne koyuyorsunuz. Buradaki şüphelerimiz açık. Evet, saray ayağındaki anayasa değişikliğini yürüten hukukçularınız ilk dört maddeye dokunulmayacağını söylüyor. Aman yüreğimize su serptiniz. Bu zaten kazanılmış hak. Bu zaten bizde. Bu zaten cebimizde, hanemizde. Kanlı dağdan kar mı bağışlıyorsunuz ilk dört maddeyi değiştirmeyeceğiz derken? Biz onu zaten kazandık. Süngülerle kazandık. Canla kazandık. Kanla kazandık. Bunlar kazanılmış haklarımız. Kazanılmış haklarımız üzerinden pazarlık yapamayız. Ama ilk dört maddeyi ele almayacağız diyerek eğer geri kalanları işleyeceğini söylüyorsanız daha önce ilk basın toplantısında söylemiştim, tekrar edeyim. 66. madde de bizim için ilk 3 madde kadar vazgeçilmezdir. Evet, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığını tanımlayan 66. madde hakeza aynı şekilde dokunulmazdır. O da milli mücadeleyle elde ettiğimiz bir milli kazanımdır ve haktır. Buna da dokundurmayacağız. Fakat eğer sizin maruzatınız, derdiniz, düşünceniz sadece 101. maddeyle ilgili ise bunu da açık açık konuşun da sanki anayasa Türkiye'deki sorunların çözümün önünde engelmiş gibi halkı oyalamayın. Hepsi bütün derdiniz 101. madde ise Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekraren seçilmesini sağlamaksa bunu açık açık söyleyin. 101. maddeyi tartışmaya açmak istiyoruz diye konuşun ki lütfen Avrupa Birliği yalanlarında ve daha pek çok sahadaki siyasi yalanlarınızda olduğu gibi halkı daha fazla oyalamayın. Biz de bu basın toplantımızda sayın dinleyenleri ve siz basın mensuplarını daha fazla oyalamadan toplantıyı bitirmek istiyorum. Varsa sorularınızı alabilirim, cevaplarım.